İçinde bulunduğumuz yıl 2020. 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'nin 50. yılı. Türkiye İşçi Sınıfı, tarihinin en büyük direnişlerinden biri olan 15-16 Haziran direnişi pek çok yönüyle bugün öğretmeye devam ediyor. Solfasol olarak bugün 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi'nin 50. yılında o günleri hatırlamak, hatırlatmak ve 50 yıl önceki bu büyük direnişten bugün bizim üstümüze düşeni anlamak için mikrofonumuzu o günün tanıklarına uzattık. ...67'de DİSK kuruldu. DİSK kurulduğundan sonra zaten İşçi Partisi de vardı. Gayet yani Rönesans gibi bir dönemdi o dönem. Herkesin her şeyi tartıştığı, konuştuğu. Türkiye üzerine yeni arayışlar, yeni çözümler yazıldığı, çizildiği. DİSK kurulur kurulmaz Genelkurmay Özel Harp Dairesi bir tamim yayınlar. Ben bunu kitabımda da yazdım. Bu pek bilinmez. Der ki böyle bir sendika kuruldu DİSK diye. Bunun hakkında bilgi toplamamız gerekiyor. Bize bağlı unsurlar var ise buralardan bilgi toplamak gerekiyor. Bize bağlı unsurlar dediği tabii yani bu sendikal hareket içinde falan sızmış unsurlar kimlerse onlar. Yani için en başında DİSK bu bizim sık benim tekrar ettiğim ceberut devlet konsepti içerisinde halledilmesi, yok edilmesi gereken bir sendikal örgüt. Çünkü Cumhuriyet kurulduğundan itibaren sendikal mücadele üzerinde veya işçi sınıf hareketi üzerinde devamlı bir kontrol var. Bir yandan Cumhuriyet kurulmuş, Batı'ya açılmak istiyor, Batı'daki demokratik modelleri form olarak almak istiyor. Ama aynı zamanda da kontrol etmek istiyor. Bunun için mücadele, o işte 1 Mayıs'ların yasaklanması falan falan böyle gelen şiddetli bir mücadele var ve sınıf mücadelesi var. Zaten bu 15-16 Haziran'ı da hazırlayan şey yönetim, iktidar elde edilmiş işçi haklarını yok etmek istiyordu. Evet. Bu yüzden Gama Fabrikası'nın patronu şöyle diyordu. Ben bu sendikayı buraya sokmam. Kapatırım. Tamam kapatabilirsin ama işçilerin alacakları var. Ve haber işçiler grev yapmaya başlıyorlar. Yani iş bırakıyorlar. Fakat haber geliyor deniyor ki o gün 29 Aralık 1979'da haber geliyor. İşçiler toplansın paraları ödenecek diye. Ben de genç ve tıfıl bir muhabir olarak, ben çünkü daha önce çok işçilerle çalıştım, oradayım. İşçilerle konuşuyorum vesaire. O sırada bir araba geliyor ve içi Fruko dolu. Yeni kuşak bilmez. Biz o dönem polise kafalarındaki kasklarından ötürü Fruko derdik. Bir de oturdukları o frukolar, şey. Evet. Bir de o frukolar birdenbire yere atladılar ve toplanmış olan işçiye kurşun atmaya başladılar. Öyle biber gazı ya da sahte kurşun değil. Açıkça öldüren kurşun. Ve biz işçilerle beraber arka tarafta bir bölüm var, yemekhane. Biz dışarıdayız. Yemekhaneye doğru koştuk. Yemekhanenin büyük camları var. Üzerimize yağıyor o büyük camlar. Ve ben artık nasıl bir üşküdüyse çelik bir dolap gördüm ve çelik bir dolabın etrafı arkasına girdim. Yandan, sağdan, soldan
her tarafa kurşun yağıyor ve yanımda birisi öldü. Bunun adı Şerif Aygün. Bir yükselen sol dalganın bir parçası olarak gelişmesi ve güç kazanmaya başlaması tabii ki iktidarı da önemli ölçüde rahatsız ediyordu ama işveren kesiminde de sermaye kesiminde de bir huzursuzluk yaratmaya başlamıştı. Yani çünkü o güne kadar yani Türkiye'de sanayinin gelişmesinde de biraz yani sermayenin bütün kuralları empoze ettiği tek taraflı bir anlayışa daha yakın duran bir sisteme şimdi siz katılmak isteyen ya bazı şeylere müdahale etmek isteyen en azından haklarını sonuna kadar aramaya kararlı görünen örgütlü bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir işçi sınıfıyla karşılaşıyorsunuz. Bunun tabii yarattığı bir tedirginlik vardı. 68 yılında 19 yaşındaysan her zaman 19'undasın. İşçi evlerine ve grevlere gitmeye başladığımız zaman da tabii ki çok farklı, çok başka bir dünyayla da karşılaştık. Yani sendikalar yasası ve toplu iş sözleşme yasası ile ilgili kanun değişikliği daha şeye gelmeden önce yine Milli Güvenlik Kurulu'nun 1967'de yine bir toplantısını görüyoruz. Ve hükümete bildiri çıkarıyor. Tavsiye istediğindeki tavsiye tabii ki. Yani nasıl yorumlarsanız tabii. Ve diyor ki bakın sendikal yasasının yasasını değiştirmek lazım çünkü eğer böyle giderse grevlerin önü alınamaz. Bunun için diyor bir sendikanın kurulabilmesi için o iş kolunda en azından o iş kolunun sigortalı işçilerin üçte birini temsil etmesi lazım. Federasyon kurulabilmek için de aynı kriterler getiriliyor. Yani şunun altını çiziyorum. Daha hükümet herhangi bir tasarı hazırlamadan önce Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısının kararıdır bu. Bu çok önemli. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Yani bir disk kuruldu gene devrede derin devlet dediğimiz unsur devrede. Sonra diskin mücadeleleri yükselince bu sefer tehlikeyi görüyorlar. Ve onun için de bu yasaların değişmesini istiyorlar. İş öyle aslında başlıyor. Başlangıç noktası bu. Çünkü bu devletin kırmızı çizgisi. Ben bu olayı hatırlarken 15-16 Haziran olaylarını Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam sizin de biraz önce söylediğiniz gibi son derece heyecanlı, sosyal olaylara ve siyasi olaylara duyarlı. Üniversitenin, öğrencilerin, işçi sınıfında haklar konusunda bilinçlendiği ve demokrasinin de kendilerine tanıdığı olanaklardan sonuna kadar ilerlediği yıllardı. Bu o süreç içerisinde öğrencilerin hareketlerindeki gelişmenin yanı sıra işçi sınıfında da bilinçlenmenin arttığını görüyoruz ve de sendikal örgütlenme olarak DİSK'in de çok ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. İşte tam da bu sırada DİSK artık hükümetlerin ve de son hükümetin de güdümünde olmadığı için kendisi işçi örgütlenmesinde işçinin sözcüsü konumunda olabiliyordu. Bu da hükümeti çok rahatsız ediyor. Bunu dinleyen arkadaşlarımızın o zamanki durumun, işçi sınıfının durumunu çok iyi bilmeleri gerek. Çünkü her yerde örgütlenme var, her yerde grev var. Yani aşağı yukarı Zeytinburnu ve Topkapı'daki olan bütün fabrikalarda, artık Kartal bölgesi bütün fabrikalarında buna Arçelik, Sabancı, Big vesaire devamlı bir grev var. Çünkü iktidar Ecevit dönemi zamanında alınmış olan işçi haklarını silmek istiyor.
göndermek istiyor. İşçiler de haklarını koruyorlar. 27 Mayıs sonrasında oluşan ortam, siz belki benden tabii daha gençsiniz, benim kadar içinde yaşamamış olabilirsiniz ama sola açılım yönünden hiç o güne kadar görmediğimiz bir açılım dönemi oldu. Bu şimdi tamamen unutuluyor, göz ardı ediliyor. 27 Mayıs'ın sadece hangi iktidarı hedeflediği sonrasında olanlar falan ama o dönemde Türkiye'de solun açılımı açısından çok büyük bir fırsat penceresi açıldı. Ama o yıllarda işçi hareketi ve işçiler dediğimiz zaman tabii ki bugünkünden çok çok farklı talepler, farklı konumlar var işin içerisinde. Ve işçiler o dönemde çalışma koşulları, sağlık koşulları, ücret talepleri vesaire gibi, sendikalaşma hakları gibi nedenlerle ilgili olarak sokağa çıkıyorlar. Talepleri var, ciddi talepler bunlar. 68 olayları olmuş bütün dünyada vesaire. Biz de onların etkisi altındayız. Ve tabii ki eşitlik, adalet, yani o da enteresan ki talepler de gene böyle, yani eşitlik, adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, özgürlük istiyoruz gibi temel taleplerde işçiler ve bizim gibi öğrenciler bir ortak noktada hareket etmek istedi. Kuşkusuz daha bu şimdi Haziran'da bu direniş patladı ama daha Mayıs aylarında, hatta daha öncesinde bu geleceğe gelen tehlike aslında belirgindi. Hatta önce bir yasa tasarısı yine hazırlanıyor fakat hükümet bunu sunmak da kaygılı. Dolayısıyla ne geldiği belli. Yani DİSK'i yok etmek istiyorlar. Yani o dönemin deyişiyle DİSK'in çanını ot tıkamak istiyorlar. Ama aynı zamanda yükselen sendikal hareketi de budamak istiyorlar. Özellikle toplu sözleşme sürecinde kazanılan hakları geri almak istiyor. Evet. Bu belli. Bunun için zaten DİSK öteden beri bu tehlikeyi gördüğü için ciddi bir çalışma yapıyor. Burada DİSK'in örgütlenme yapısının altını çizmek lazım. Bu her zaman DİSK tabanın söz ve karar hakkı şeyini, sloganını hep öne çıkarmıştır ve bunu gerçekten yapmıştır da. Bir yani taban bölgeler efendim? Bir taban hareketi örgütledi. Tabii. Bunu ciddi anlamda örgütledi. Yani bölge temsilcilikleri, fabrika temsilcilikleri ciddi anlamda çalıştı. Yani formel bir şey değildi bunlar. O nedenle de DİSK'e bağlı, özellikle de altını çizmek lazım, maden işe bağlı. Şeylerde, fabrikalarda, örneğin Sungurlar, demir döküm, ki buralar daha 15-16 Haziran öncesinde bizim gençlik olarak çalıştığımız yerlerdi. Dolayısıyla 15-16 Haziran benim için bir sürpriz olmamıştı sonuçta itibaren. Buradaki işçilerin dinamizmini biliyordum. Buralarda anayasa savunma komiteleri kuruldu. Yani şeyden önce 15-16 Haziran'da sokağa çıkmadan önce, çok önce, daha Mayıs diyorum. Muhtemelen öyle. Belki daha önce, şu anda zaman geçti, hafızamda yok ama o tarihlerde çok önce anayasa direnme komiteleri kuruldu. Fabrikalar. Fabrikalarda kuruldu, bölgelerde kuruldu ve kahvelerde işçiler bu konuyu, yani DİSK'e yönelen bu tehlikeyi, sendikal haklara yönelen bu tehlikeyi kahvelerde konuşuyorlar. Hatta o zamanlar bu dediğim sendikalar, şey, fabrikalar etrafında, yani demir döküm, sungurlar falan, işçi mahalleleri vardı, şimdi kalmadı tabii. Varoşlar dediğimiz işçi mahalleleri vardı. Buralarda tartışılıyordu. Sendikal harekette de bir gelişme oldu ve yani tabii daha sonra tekrar Süleyman Demir'in iktidara gelmesi ve onun Adalet Partisi ile ekonomide özel sektör öncülüğünde, yani bunu vurgulamak lazım. O zamana kadar hep hani Demokrat Parti döneminde de özel sektöre açılım vardı ama
Demirel döneminde bu yeni boyutlar kazandı. İşte İtalikan meclis sanayileşmenin ilk adımları atıldı ve yani ilk defa Türkiye'de şehirli bir burjuvazinin daha somut şekilde oluşma süreci başladı. Tabii bunun karşılığı olarak da işçi hareketi içinde yeni olanaklar doğdu ve işçi hareketi de gelişti. Ama şimdi bir yandan da şeyi de unutmayalım. Tabii o zaman Soğuk Savaş döneminin devam ettiği bir dönem ve Türkiye'de Amerika kampında, Amerika'ya yakın olan kampta yer alan bir ülke. Demirel yönetimi de zaten o eğilimde. Şimdi bütün bunları birlikte hesaba kattığımız zaman yükselen sanayileşme, özel sektörün gelişmesi ve buna paralel olarak sendikal hareketin, işçi hareketinin gelişmesi ve tam dediğiniz tarihe yaklaşıldığında da sendikal alandaki neredeyse tekel durumunda olan Türk İş'in karşısına DİSK denen bir alternatifin çıkmış olması. Ankara'daki görüşmeleri falan öyle hatırlıyorum. Fakat gazete manşetlerini de hatırlıyorum. Çok şeydi yani böyle bir işte işçiler ezeceğiz dedi, işçiler yiyeceğiz dedi, yakacağız dedi falan dedi. Böyle provokasyona uygun başlıklardı. Her yer kıpır kıpır. İşçiler grevde, öğrenciler işgal ediyorlar. 274-275 sayılı sendikalar kanunu ve grev ve lockout kanunu meclisten geçirmek istiyorlar. Çok acıdır ki 4 red oyuyla geçti biliyorsunuz. Evet. Çok acıdır. Bunu vurgulamak isterim. Ben sonradan çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclis üyesi oldum. İçimde hep bu acıyı taşımışımdır. Ayrıca niçin... yani Cumhuriyet Halk Partisi sendikacılar da bu konuda Türk İş lehinde ve yasanın engellenmesi üzerine ortak aynen. Bir karar aynen. Verdiler. Gençlik. Evet. Evet. Yani ironik bir şey Abdullah Baştürk var bunların arasında. Daha sonra DİSK Genel Başkanı oldu. Gençlik yıllarımda hep kendimce bu bir soru işaretidir benim için. Niçin yalnızca 4 red oyla meclisten geçti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında niye tepki koymadı? Sonra bildiğiniz gibi bu 15-16 Haziran olaylarından sonra Anayasa Mahkemesi'ne giderken Cumhuriyet Halk Partisi işin içinde ayıldı. Evet. 14 Haziran temsilciler toplantısına geldik. Ve o toplantıda ben vardım evet. Çünkü basın iş sendikası ile gelmiştim ben de oraya. Ve o toplantıda da önce işçiler konuştular. Yani önce açıklandı bu tehlike. Böyle bir yasa geliyor üzerimize. Bizi buldozer gibi üzerimize geliyor, ezecek. Ama bu sadece diski yok etmeyecek. Bütün sendikalı hakları yok edecek. Buna karşı direnmek lazım. Ama ne yapmak lazım? Soru buydu. O toplantının evet. Sorusu buydu. Orada benim hatırladığım yaklaşık yani 30-40 kadar galiba sendika temsilcisi, fabrika temsilcisi, doğrudan fabrikadan gelen temsilciler bunlar konuştular. Ve hepsi de daha önce söylediğim bu hazırlık nedeniyle donanımlıydılar benim gördüğüm ve heyecanlıydılar da. Hepsinin söylediği direnmek gerekir. Ve hepsi konuştuktan sonra Kemal Türkler'in bitiriş konuşması vardı. Bu müthiştir. Ben onu okudum. Müthiş gerçekten. Müthiştir. Yani ben dinlerken tüylerim diken diken olmuştu. Ve samimi söyleyeyim, ben Kemal Türkler'den öyle bir konuşma, bu kadar cesur bir konuşma beklemiyorum. O tarihte beklemiyorum. Yani direneceğiz diyor. Diyor ki eğer sokağa çıktığınız zaman sizi polis alır karakola götürürse arkadaşlarınızı bırakmayacaksınız, karakoldan çekip alacaksınız diyor. Nitekim olmuş da. Oldu. Birçok yerde oldu. Hem Rumeli yakasında hem Anadolu yakasında oldu. Bu şu anlama gelmemeli. Basıp da karakoldan arkadaşını çıkarmadılar. Ama önüne geldiler ve polisler bıraktılar arkadaşlarını. Yani tutuklarına gözaltına aldı. Pardon.
arkadaşına bıraktılar. Yani böyle bir cesur. Peki bu nereye kadar sürecekti? Bu yasa tasarısı meclisten çekilene kadar. 15-16 Haziran kadar büyük bir olay olacağını önceden öngörmezdim. Bilmiyorum ya, yani öyle bir bilgiye sahip değildim. Ama tabii işte dediğim gibi benim özel konumum yani ailemin sahip olduğu fabrikanın içerisinde kimya işinin olması ve kendi o fabrikanın içerisindeki disk elemanları, diske bağlı olan elemanlarla benim o zaman şahsen ilişki içerisinde olduğum, yani ailemin dışında ben kendi adıma onlarla, onların tarafında birisi olarak konuşuyordum. Şimdi bu tabii tuhaf bir şey yani sonuçta. Bu ailede nasıl karşılanıyordu biliyor muydu aileniz sizin bu ilişkiler içerisinde olduğunuzu? Kısmen babam en azından biliyordu ama yani amcalarım, fabrikanın yönetiminde olan babam ve amcalarım, şimdi açıkçası gerekirse çok hoş karşılamıyorlar doğruya. Doğru tabii ki. Yani şimdi çok zor bir ilişki yani ama ilginç bir ilişki. Bir genel grev yapılacağı ve fabrikalardan çıkılacağı, yürüneceği pek çok kişi tarafından biliniyordu. Fakat bunun genel olarak düzenli, anarşiye yer vermeyecek şekilde olması için DİSK tabii belli komiteler kurmuştu. Ve o sırada Maden İş gazetesi her iş yerine dağıtılıyordu. Bu konuda o dönemin en önemli gazetesini çıkaran benim eski eşim Ali Özgen Türk'ün çok önemli bilgileri olabilir. Benim bildiğim hangi iş yerine gazete tomarı gidecekse o iş yeri o anda işi bırakıp yürüyüşe geçiyor. Yani iki tarafta geçiliyor. Bu tarafta kimler geçiyor? Bütün Zeytinburnu ve Topkapı bölgesindeki fabrikalar. Karşı tarafta Kartal'daki bütün fabrikalar. Kadın işçi. Kime gidiyorsa gazete o anda yürüyüşe geçiliyor. Ve önce DİSK'in üyeleri, DİSK'e bağlı olan işçilerin ve 15'inde biliyorsunuz işe gittiler ve de fabrikalarda oturdular. Başta çalışmama hakları da kullandılar ama sonra da sokağa çıkarak tepkilerini dile getirmeye başladılar. Ve işte Türkiye'nin ve de İstanbul'un ağırlıklı olarak o zaman sanayi kenti olan İstanbul'un ve Kocaeli, Gebze o bölgenin tüm fabrikalarında akın akın. Büyük heyecan bu. Akın akın ilk gün için 70 bin deniyor, sonra 150 bine sayısına kadar telaffuz ediliyor. Yakacık'ta Demirel'in kardeşinin bir fabrikası vardı galiba. Haymak. Ha, tamam. Evet. Onu barikatlarla falan korumuşlardı. İlk defa orada polisi gördüm, işçiyle böyle, polis diyorum, askeri gördüm. Barikat kurmuşlar. Askeri gördünüz. Evet, ilk defa. Biz o zaman toplum polisi denirdi, onlara Fruko derdik. Çünkü Fruko'lara benziyordu. Evet, Fruko kasalarına benziyor. Fruko kasa, evet, Fruko. İlk gün öyle sakin değil, böyle herkes hakkını, kararlılığını gösterdi ve diğer fabrikalardan da işçiler geldi. Kartal, Yakacık arasında E5 yolu kapandı. Maden kolunda başlamıştı, Sungurlar'la başladı bu olaylar. O bir maden işe bağlı bir maden fabrikasıydı. Daha sonra Adel Fil fabrikasıydı ya, Adel Fil, karşı tarafta, Kartal'da sanıyorum bir fabrikaydı. Adel bizim gittiğimiz yerde Grundig mi diyeyim, Grundig, şimdi yanlış isimler de vermek istemem fabrikalarla ilgili ama Grundig, Grundig mi, öyle bir yerde, gene böyle bir sanki beyaz eşya imalat fabrikası gibi bir yerde grevler vardı. Ama
Şimdi bu fabrikalardaki grevlere benim ve benim gibi kadın arkadaşların gitmesinin bir nedeni buralarda yoğun biçimde kadın işçilerin çalışıyor olmasıydı. Hem Adel'de öyleydi hatırlıyorum, hem de işte o Burundik mi emin değilim, o bizim gittiğimiz ama yani bu Avrupa yakasında bir fabrikaydı. Ve biz oraya gittiğimiz zaman orada grev çadırlarında yoğun miktarda kadın işçiler vardı. Ve bunların içinde hakikaten çok güçlü kadınlar var. Gerçekten çok güçlü kadınlar. Her anlamda hem çok bilinçliler hem böyle nasıl diyeyim yani örgütlenmenin önemini kavramış durumdalar daha o yıllarda. Büyük bir mücadele içindeler. Şimdi biz tabii oraya gittiğimiz zaman o sırada da Türkiye'nin de sol hareketi siz de biliyorsunuz biraz hani dalgalanmalar var. Yani fraksiyonlar var öyle söyleyeyim. Ama biz kadınlar aramızda bir karar verdik. Yani işte grevci arkadaşlara giden kadınlar dedik ki ya bizim aramızda kadınlar olarak bu fraksiyonlar meselesi hiç önemli değil. Biz burada kadın işçilerin yanında olmaya geldik ve aramızdaki bu fraksiyon farklarını falan hiç kale almıyoruz. Biz oradan yürüyüp gelen yani sungurlar ve demir döküm'den başlayıp kopup gelen bir kar topu gibi büyüye büyüye gelen işçi hareketinin bu uğultularıyla birlikte ilkin duyduk. Yani geliyorlar. Ve şeye gelince, Cağaloğlu'na gelince burası da çok ilginçtir. Aslında bir ders gibidir. Özellikle sola ders gibidir. Biz onun önünde aynı zamanda o dönemin işte Türkiye İşçi Partisi'nden o gençleri falan olarak hemen o yürüyüşün başında olduk. Yani katılma öyle oldu. Başına geçmek gibi bir niyetimiz yoktu ama öyle birleşti kortej. Biz tam vilayete gelmeden önce daha o Yerebatan Sarayı'nı döndükten sonra vilayetin önünde tankları gördük. Tanklar kesmiş yolu. Biz en önde akıldaneler konuşuyor, düşünüyoruz. Ya burada tanklar var, ne yapalım? Ara sokaktan mı dolanalım, arkadan mı dolanalım derken işçiler bizi geçtiler ve güzel tankların üzerine çıktılar ve tankları aşıp geçtiler. Biz hangi yoldan gidelim mi tartıştırıyoruz? Bu da sol için iyi bir ders bence. Çok ilginçtir ki öğrencilerin hakim olduğu etkinliklerde biz öğrenciler önü çekerdik. Ama bu etkinlikte 15-16 Haziran olaylarında işçiler olaya çok hakimdi. Öğrenciler yalnızca onların yanında onların verdiği görevleri yerine getirmek adına katılıyorlardı. Yani etkin olan kesinlikle işçi sınıfının kendisiydi. Önce Vezüv sobalarının olduğu fabrikaya gittik. Fabrika önlerine gittik. Yani ben işte kadın işçilerle konuşmak, erkek işçilerle konuşmak ve şimdi bütün işçiler ayaktaydı ve bütün işçiler de kapılardaydı aslında. Hiç kimse çalışmıyordu aslında. Ama o karar süreci hani çıkmak, çıkmamak çünkü sokağa çıkmak karar süreciydi. Ve de işte evet diskten merkezden de haberler geliyordu, gidiyordu. İşte gelen giden oluyordu. Ve bunlar tabii şey önemli fabrikalar. Derken herkesin yani mesela o sırada sanıyorum yanılıyor olabilirim tabii ki ama teyit edin siz Latife Fegan'ı gözaltına aldılar. Evet, 15 günde 15'inde çünkü devlet birden şaşırdı. Onlar da şaşırdılar. Bu çapta bir şey görmemişler ve karşılarında öğrenci yok. Şimdi ama ilk günde karşımıza polis çıktı. Evet. Onu hatırlıyorum yani polisler bizi durdurdular. Ama demek ki Unkapanı Köprüsü'nden geçmeye, kortej Unkapanı Köprüsü'nü geçmeye çalışıyor. Hı-hı. Demek ki Taksim'e mi gidilecek? Yani bunları hakikaten... Taksim fikri var o gün. Ama öyle bir yani istikamet oraya doğru. Orada bizi engellediler. Yani köprünün başında Unkapanı, köprünün üzerine geçtiğimizi hatırlamıyorum. Geçmedi, geçemedik. Orada bizi ama polis durdurdu. Ve de benim yani kendimin şahit olduğu, kulağımla duyduğum, valilikten gelen ve bakanlığı arayan bir tiket geldi. Bağlantıyı yaptık.
sekreter bakana geçtikten sonra çok heyecanla bize dinleyebiliyorduk çünkü o teknoloji içinde. Dinlemeye girdim de kulağımla işte tankın üstüne çıktılar. Tankın üstündeler işçiler, tankın üstünde büyük heyecanla valilikten, vali beyin sesi ve bakanım, sayın bakanım ne yapalım işgal edecekler, direniyorlar gibi bir laf, direniyorlar, şeyin üstündeler, tankın üstündeler. Gerçekten işçi sınıfı vilayetin önündeki tankın üstünde valilik için çok büyük heyecan yaratmış ve de bakandan ne yapalım sorusunu yöneltiyorlar. O heyecanı, o endişeyi, İstanbul bürokrasisinin endişesini köprüyü açalım mı sorusu. Çünkü akın akın Mecidiyeköy'den gelenler var. Bu taraftan Bakırköy'den, Unkapan'dan gelenler var. İkisinin buluşması, köprü açılırsa valinin önündeki yoğunluk çok fazla artacak. Endişe verici. O nedenle köprüyü açalım mı? Karşı taraftan evet yanıtını geldiğini biliyorum. Bakırköy'de Vita fabrikası vardı. Evet, Nilüfer fabrikası. Evet. Şimdi o fabrikadaki işçilerin sözleşmeleri çok iyi bir sözleşme ve sanıyorum bir ay tek, bir ay çift ya da üç ayda bir çift maaş alıyorlardı. Yani böyle maaş alma şeyleri diğer işçilere göre çok daha da iyiydi. Kazanımları yüksek. Ha, şimdi onlar çıkarsa biz de çıkarız gibi bir şey oldu. Ondan sonra biz, yani ben ama yanımdaki kim vardı vallahi hiç hatırlamıyorum o sırada. Böyle bir hareket diye düşünün. Yani onun heyecanıyla. Vita'ya gittik. Vita'nın önündeki işçilerle konuşmaya başladık. Hani onlar. Bu sırada tabii ki gıda işim falan orada, yani temsilciler, yani sendika temsilcileri, işçi temsilcileri hepsi, yani bizim lafımız hikaye orada. O bir şey değil. Ama orada diğer konuşmalarla birlikte Vita çıktı. Yani Unilever işçisi çıktı. Onlar çıkmayı kabul edince aslında diğer işçiler de çıktılar. Nuri Osmaniye yolundan aşağı doğru giderken sanıyorum sola saptık ve vilayetin arkasındaki yola gelmiş olduk. Bu arada işçiler yürüyor tabii şeyden gelen. Evet, çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Ve sloganlar atılıyordu. Sonra tanklarla karşılaştık. Evet. Tanklarla karşılaştığımız zaman hatırladığım kadarıyla birkaç tank yan yana vardı. Yani bir barikat gibiydi. Öyle hatırlıyorum. Valinin önünü mü kapatmışlardı efendim? Bana arkası gibi geliyor, arka Anladım. Cadde gibi geliyor. Yani öyle hatırlıyorum. Aslında çok iyi hatırlamıyorum. Benim hatırlayabildiğim şey sloganların içeriği, bir de tankın üzerine çıkmış olmamdı. Nasıl yani, oldu? Tankın üstüne. Yani kolay değil bana, insan. Yardımla tabii ki çıktım. Evet. Elimden tutanlar oldu ama istediğimi hatırlıyorum üstüne çıkmayı. Çıktığınızda asker, subay birisi vardı herhalde tankın üstünde birileri. Galiba bir tane asker vardı. O nasıldı? Şaşırmış vaziyette miydi? Sanıyorum ama o zamanki sloganları hatırlarsanız asker gençlik el ele, asker işçi el ele sloganları, o slogan da beni rahatsız ediyordu. Şimdi önde işçiler yürüyor zaten, büyük bir işçi korteji. Bunlar tankları görünce, kadınlar ilk önce spontan bir şekilde bir slogan attılar. İşte asker işçi el ele diye. Ve askerleri bir şekilde biz de sizdeniz gibi bir mesaj gitti işçi kesiminden. Askerler, onu çok iyi hatırlıyorum. Askerler tankların kısmı üstünde ve o. Tabii yaya olan askerler falan da var. Askerler de durdu. Askerlerden herhangi bir karşı şey ilk başta yapılmadı. Yani askerler kaldılar. Bence onlar da yani böyle karşılıklı bir an böyle
duruldu. Herhalde tabii ki askerlerin başında o sırada görevli bir komutan vardı. Ama ben hani o komutanın ne komut verdiğini falan hatırlamıyorum açıkçası askerlere. Ama bir saldırı gelmediğini ilk anda çok iyi hatırlıyorum. Böyle olunca kadın işçiler, özellikle işçiler, erkek işçiler tankın üstüne çıktılar. Sonra ellerini uzattılar ve kadın işçiler de çıktı. Ben aşağıda kaldım. Ben tankın üstüne çıkmadım ama tankın üstüne çıkan arkadaşlar olduğunu biliyorum, kadın arkadaşlar. Tankın üstüne çıktılar. Şimdi tabii böyle olunca tankın üstünde işçiler, askerler hiçbir şekilde bir şey yapmadılar. Yapamadılar zaten, yani tankın üstüne çıkmış insanlara o anda böyle saldırı yapmak gibi bir şey söz konusu olamayacağı için. Ama belli bir şey ki kalabalık fakat bu ara giderek artıyor ve her tarafta olaylar oluyor. Tabii o 15 Haziran'daki hiç tabii gözümüzün önünden gitmeyen şey o tankların üstünden aşan aslında kadın işçilerdir. Şimdi eşimle de konuştuğumda mesela Mecidiyeköy yani Levent gibi Mecidiyeköy tarafında olanlarda Eczacıbaşı'nın fabrikaları var ve oradan işçi beyaz önlükleriyle işçi kadınlar çıktılar ve onlar böyle barikatları açtılar. Şimdi karşı taraftaki Kartal Gebze yöresinden gelen işçiler Bağdat Caddesi'ne iniyorlar. Bağdat Caddesi'nde eminim millet şeye kaçmıştır, evlerine kaçmıştır. Evet. Çünkü ilk defa o caddede elinde pazuvetleriyle işçiler yürüyorlar ve sloganlarını atıyorlar. Görev bizim hakkımız. Deniz kenarında da patronlar oturuyor. Evet. grev bizim hakkımız, söke söke alırız vesaire. Ya da şöyle şeyler var. Ne? Boş tencere dolar mı kendi kendine? Kaldırmazsak ellerimizi bu düzen böyle gider. Tam karşımda benim elimde silah, babam orada duruyor. Ben babanız onu görünce yürüyerek gelen ekibin başında işçi temsilcisi olarak Sıtkı Bey. Ekibin başında tabii. Ekibin başında. O şunu söylüyor. Diyor ki oğlum tamam diyor. Sen geri adım atma diyor. Askerliğini bitirmezler. Ben hakkım için mücadele ediyorum. Ben işçi için mücadele ediyorum. Fakat ben biliyorum. Bildiğim için söylüyorum. Sen sermaye bekçilik ediyorsun. Et. Az bir şeyin kalmış. Sen askerliğini bitiremezsin diyor. Ve ben ağlıyorum. Yanımdaki asker bunu görüyor. Ya. Görüyor. Akşamına bunları sıkı yönetim ilan ediliyor. Toplanıyor. Hepsini topluyorlar. Şimdi o ağladığımı duyan asker gidip karakolda söylüyor. Albay çağırıyor. Sen niye bu işçiler için ağladın? İşçi değildi dedim. Babam dedi. Benim babamın olduğunu tespit etti, ortaya koydular. Şimdi onları Selimiye'ye götürürken bizden iki kişi alıyorlar. Her zaman beni alıyorlar. Bir de yanıma bir çavuş veriyorlar. Gidiyoruz oraya, oradaki o albay kelepçeyi bana uzatıyor. Babamla Kemal Türkleri saygıyla anıyorum. Hep birlikte. Saygıyla selamlıyorum. Hepsini. Evet, öyle bir işçi lideri saygıyla anıyorum. İkisini birbirine kelepçe vurduruyor. Sıtkı Bey'le babanız da Kemal Türkleri mi? He? Evet, babamla Kemal Türkleri. Var orada 40 tane sendikacı var. Ama özellikle seçiyorlar. Yani ben biliyorum, benimki o iş için götürüyor. Yani böyle bir işte. Yani konuşacak şeyim de kalmıyor, biliyor musun? Ben bunu anlatırken hala o geriye dönük onlar aklıma geliyor. Zorlanıyorum. Peki, kadın işçiler, tütün işçileri vardı. Evet. Çok. Yüksek onlar Türk işe mensupmuş. Evet, onlar katıldı. İkinci günü Türk işçiden katılım çok yüksekti. Yani yanlış hatırlamıyorsam yani
170-200'e yakın fabrikanın işçisi katılmıştı o gün. Ve şu da var, yani belki de şimdi tabii geriye dönüp bakınca bütün bu fraksiyonlar arası, soldaki fraksiyonlar arası ayrışımlarda biz kadınlar bu konuda erkekler kadar radikal ve sert olmadık hiçbir zaman. Yani kadınlar olarak kendi aramızdaki dayanışma ve kadın işçilerle olan dayanışma bize o ayrımdan çok daha önemli bir şey olarak geldi. Ve ileriki yıllarda da bu çatışmalar, yani iç sol içi çatışmalarda kadınlar arasındaki dayanışma bence her zaman erkekler kadar sert olmadığı için daha fazla oldu. Gerçek bir sınıf hareketi. Yani sadece solcu işçilerin veya hatta disk militanların hareket falan değil. Bir fabrika olduğu gibi çıkıyor dışarıya. Dışarı çıkarken de kendilerine zorlama yok. Yani diskli temsilcileri falan zoruyla çıkmıyorlar. Çünkü çok açık bir gerçek var. Diskin ve özellikle maden işi verdiği sendikal mücadele sonucu elde edilen toplu sözleşme hakları Türk işe göre olağanüstü farklı, olağanüstü yüksek. Evet. Bunu işçiler görüyorlar. Disk refah artıyor. Kesinlikle bunu görüyorlar. Ve dolayısıyla da o nedenle tam da dediğiniz gibi gerçek bir sınıf hareketi, yani ideolojik bir hareket değil bu. Ve olayın gelişimlerinde de bunu görüyoruz. Örneğin demir döküm sokağa çıktığı zaman, işçiler, Sungurlar işçiler sokağa çıktığı zaman civardaki Türk işe bağlı fabrikalardaki işçiler de katılıyor buna. Bırakın evet. Yani sadece disk üyelerini, evet onlar da katılıyor. Özellikle kadınların katılımının altını ayrıca çizmek önemli. Özellikle tekel fabrikalarında çalışanlar, kadın sayısı fazla olduğu için tekel ve ilaç sanayinde buralardan katılımlar fazla. Dolayısıyla bunu tabii devlet, komünistlerin işi, kışkırtıcıların işi, anarşistlerin işi diyor ama dedi o zaman ama hiç bunun alakası yok elbette. Bu gerçek bir sınıf hareketiydi. Evet. Türk iş biliyorsunuz yasalardan yanaydı. Bu evet. Yasaların 274 ve 75'in yasalaşmasından, kanun teklifinin yasalaşmasından yanaydı. Ancak diskin işçileri fabrikaların önüne gidip davet ettiğinde Türk işin işçilerinin hepsi katıldı, inanın. Yani evet. o heyecanı da aktarmak isterim. Çok altını çizilmesi gereken bir hususa değiniyorsunuz. Çok, evet. Çok. Yani yönetici yukarıdan işbirlikçi olabilir. Ama işçi sınıfı örgütlenme adına bilinçlendiğinde kenetlenmişti. Yani 15-16 Haziran'dan ders alınacak çok şey var aslında. İlk önce bu hareket bizi, yani öğrenci kesimini çok derinden etkiledi. Çünkü şimdi birdenbire bizi başka bir gerçekliğe sıçradık. Yani bu o güne kadar hani yürüdüğümüz zaman işte hangi fakültedensin, hangi üniversitedensin meselesinin dışında bambaşka bir gerçekle karşılaştık. Ve bu gerçekle bizim yüzleşmemiz şöyle oldu. Sonra o işte sizin dediklerinizi ben çok iyi hatırlıyorum. İşçiler pasif direnişe geçtiler ama çok işçi işten atıldı. Bayağı işte, o zaman büyük bir işçi kıyımı oldu bu işin sonunda. Bu bizi çok etkiledi ve çok ben mesela bizi çok üzüldük. Çünkü eninde sonunda pardon. Bizlerin içinde de içeri alınanlar, dışarı bırakılanlar falan oldu ama şimdi bu insanlar işçiler hayatlarını kazanıyorlar yani. Ve onların emekleri söz konusu ve emeğin karşılığı aldıkları para ve maaşları söz konusu. Aile geçindiriyorlar ve bu adamlar işsiz kaldılar. Yani o bizi, beni mesela müthiş etkiledi ve çok düşündüm. Yani birdenbire kendimle işçiler arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu düşündüm. Yani ben o gün 2-3 gün içeri alınıp bırakılsam da şu da ya da bu normal olarak hayatım işte neyse o günkü yaşadığım hayat ailemle yaşıyorum galiba. Yani o devam ediyor orada bir sorun yaşamıyorum yani ertesi gün ne yiyeceğim sorunu yaşamıyorum ama onlar ve aslında direnmeye devam eden işçiler açısından baktığınızda adamların karşısında çok ciddi bir sorun var. Yani
biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, çocuklar ne olacak meselesi. Yani bu çok temel bir ayrım. Baştan sallayalım saçım. Çünkü babam işsizdi, köyde yapamadı, çalışamadı. Çobanlık, ırgatlık, işte ziraat, en ağır şartlarla hayvanla tarım yaptık biz. Öküzle, affedersin. Buraya geldik, işçilik, işçilikten sonra atılma, işsizlik, işsizlikten sonra işte kölelik. Yani biz de emekli olduk ama aynen babamın şeyi benim üzerimde kaldı. Ben terörist olduktan sonra gittim. Arçelik'te işbaşı yaptım. Ben de oldum işçi. Hı hı. İlk işte işçiliğe orada, mi başladınız? Orada başladım. Ama köyde ırgatlık yaptım, amelelik yaptım, çobanlık yaptım, çiftçilik yaptım. Yani yaşım 76, yapmadığım şey kalmadı. O 80'den sonra kölelik bile yaptım. Daha ne yapayım baba? Şimdi Ali Bey, bir kere o günü yaşamak, o heyecanı yaşamak ve işçinin öylesine örgütlü bir şekilde sokakta hak istemesi çok heyecan verici. Onu yaşamak başlı başına gerçekten çok heyecan verici. Sonrası için işçi sınıfıyla ilgili çok daha iyi örgütleneceğini, sendikal haklarını sanki elde edebileceğini ve de siyasi örgütlerde, partilerde kendilerini temsil edebileceklerini düşünüyordum. Ancak hiç de öyle olmadı. Her zaman olmadığı gibi yine öyle olmadı maalesef. Bir polisle bir işçi öldü. Bir polisle bir de bir esnaf, evet. Tesadüfen. Ona da polisin açtığı kurşunla öldüğü görüldü. Evet, evet. Evet. Yani işçiler silahsızdı bir defa. Evet. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla bir yağma da olmadı. Yani dükkanların falan yağması da olmadı. 15-16 Haziran olaylarından sonra 21 disk yöneticisi gözaltına alındı. Evet. Ve de çok önemli olan bir şey, benim bu iyimser beklentimin tam tersine 5000'e yakın işçi önderi de işten atıldı ve tasfiye edildi. Ve çok acıdır. Böylece lokomotif olup işçi hareketini yönlendirecek bilinçli örgütlenme bilincine sahip olan kişiler ayıklandı. Çok ciddi bir tasfiye bu. Çok önemli bir noktaya bence değindiniz. Çünkü sorun, daha ileri bırakmayalım, daha 70'lerde sol içerisinde giden bir strateji tartışması vardı, bir ideoloji tartışması vardı diyelim daha genel anlamıyla. Milli Demokratik Devrim mi, sosyalist devrim? Milli Demokratik Devrim diyenler biliyorsunuz ordu gençlik el ele sloganının peşindeydiler. Ve orduya yatırım yapıyorlardı. Ve ordunun ilerisi oldu. Sabıyla hareket ediyorlardı. Oysa ilk kez örneğin bizim ben aynı zamanda 68 üniversite işgallerinin içinden de gelmiş biri. Daha ondan öncesi 65 sonrası gençlik hareketleri içinden gelmiş biri. Sokakta polisle çatıştığımız zaman özellikle bu dediğim arkadaşlar ordu gelsin derlerdi. Polis çekilsin, ordu gelsin. Evet. Şimdi ilk defa bu efsane yıkıldı. Bu 15-16 Haziran'da ordunun sürülmesiyle işçilerin üzerine bu efsane yıkıldı. Ha dendi ki, ha ordu böyle bir şey değilmiş meğerse dendi. Evet. Ve evet, bunun sonucunda bu Milli Demokratik Devrim stratejisi büyük ölçüde çöktü. Evet. Solun kendi içinde bu 100 yıllık tarihinin, kendi sol tarihinin doğru tahlilleri, doğru analizleri ve gerçekçi analizleri yapılmadı. Bu yapılmadan sokağa çıkmak veya sokak hareketleriyle bir yere varmak ise bence artık imkansız hale geldi. Çünkü sol kendi eleştirisini, öz eleştirisini, neyin eksik, neyin fazla yapıldığını, kendi hatalarını, bunu derken ben dünya çapında konuşuyorum. Komünist partileri de dahil ediyorum. Yani dünya sol hareketi, hatta istiyorsanız sosyal demokrat hareket değil. Bütün bu hareketler karşılarındaki örgütlenen kapitalist devletin, neoliberal düzenin vesaire, yani kapitalizmin kendi iç örgütlenmesini doğru değerlendirmediler, doğru hareket edemediler.
beni şaşkınlığa düşüren şey, tabii zaman geçtikten sonra, geriye doğru döndükten sonra, o tarih üzerine çalıştıktan sonra ki halen de çalışmaya devam ediyorum. Şimdi düşünün, 15-16 Haziran, dünyada bile ender görülebilecek müthiş bir olay var. Zaten onu da sonra soracağım size. Evet. Ve bu ne beklenir bundan? Solun, Türkiye İşçi Partisi olsun ve diğer sollar olsun bir ders çıkarıp birleşmeleri, kendilerini yeniden gözden geçirmeleri, ideolojik saplantılarına yeniden bakıp onları düzeltmeleri falan falan beklenir. Yani daha doğrusu solun güçlenmesi beklenirdi. Böyle bir hareket var. Ama ne yazık ki tam tersi, bu hareketlerden sonra Türkiye İşçi Partisi daha önce başladı tabii, 68'de başladı ama sonrasında bölündü. Hani diyorsunuz ya, ne gibi etkisi oldu? Sanki bölüm, yani bölüm etkisi oldu gibi demek belki doğru değil ama böyle oldu. Yani buradan sol güçlenerek çıkmadı. Türkiye'deki bütün siyasi hareketler, sol, sağ, hepsi, solda özellikle çok savruldu. Yani tam anlamıyla savruldu. Dolayısıyla böyle bir kendi hareketine sahip çıkmayı sürekli hale getirmek ve o hareketten üzerine bir şeyler bina etmek şeklinde değil de bir oradan bir buradan yükselme, yani benim zihnimde böyle bir çizgi üzerinden dönüşerek yükselme şeklinde değil, bir oradan bir küçük yükselme, bir başka bir noktadan küçük yükselme şeklinde oldu. Zaten Türkiye'de tarih algısı eklemlenen bir zaman algısına dayanmaz. Biraz daha açabilir misiniz lütfen? Bu çok önemli. Türkiye'de tarih algısı olan olaylarla ve onlara duyulan reaksiyonlarla kaydederek bunları birbiri üzerine eklemleyerek yeni bakışlarla birbiri üzerinden büyümez. Koparılır ve başka bir noktadan alınır. Hep koparılır ve başka bir noktadan değerlendirilir. Yani sürekliliği olan, üst üste binen ve gelişen ve dönüşen bir tarih algısına sahip olmadığımız için o kopukluklar bizi çok harap etti. Bunu net olarak söyleyebilirim. 7. yılında şu anda Gezi olaylarının, Gezi'den sonra da geldiğimiz tablo eksi sayıyoruz. Bunun cevabını neden aramıyoruz da aslında ciddi aramıyoruz diyeyim. Sorun bu. Çok büyük bir soru soruyorsun. Yani büyük hakikaten, çünkü gerçekten önemli bir soru. Ama halen de niçin büyük diyorum? Halen bu zafiyetse sürüyor. Tıpkı Gezi olayında olduğu gibi. Benim bir tezim var. Kitapta bunu kitabımda işlemiştim. Diyorum ki bizim sol teorisiz pratiktir. Teorisi olmayan. Teori derken de şunu kastediyorum. Teori bir sosyal mücadeleden çıkan deneylerin genelleştirilmesidir, derse dönüştürülmesi. Şimdi 15-16 Haziran diyoruz, büyük bir kitlesel işçi hareketi var. Ama bunun üzerine eleştirel düşünmüyor kimse. Eleştirel derken, hareketi eleştirmek anlamında söylemiyorum. Yani kritik eder düşünmüyor, analitik düşünmüyor. Ve onun için de bu bir efsane. Bugün de 15-16 Haziran üzerine konuşulanları büyük ölçüde efsane diye görüyor. Evet, kahramanlık öyküleri. Kahramanlık öyküleri. Gezi de öyle değil mi? Orada evet. Da kahramanlık öyküleri. O 68 ruhu deniyor, 68 olayları, üniversite olayları. O da öyle. Mesela aynı şeyi orada da görebiliriz. 68 üniversite işgallerinden, o büyük gençlik hareketinden sonra hareket parçalandı. Gençlik parçalandı. Yani beklenir ki bütünleşsin, daha güçlü olsun, değil mi? Hayır. Yani demokratik bir muhalefet ortaya çıkmadı. Bunun en temel nedeni bizim hala mitolojiden felsefeye geçemememizdir. Her şeyi mitolojik görüyoruz. Kahramanlaştırıyoruz, efsaneleştiriyoruz.
Ama oradan ne gibi dersler çıkar, buna bakmıyoruz. Aslında bu hem çok basit cevabı, hem çok karmaşık ve zor. Basit olan yanı, bu kadar demokrasinin, yani liberal demokrasi en basit anlamında onun temel kurallarının oturmamış olduğu bir ülkede bu kadar fazla savrulmak ve dayanışma ve paylaşma kültürünün zayıf oluşu, Türkiye'den de sanki çokmuş gibi gözüküyor ama dayanışma ve paylaşma kültürü Türkiye'de yok aslında. Bunlar bu kadar zayıfken bugüne gelmemiz normal aslında. Ne? 15-16 Haziran o büyük işçi hareketinin, direnişin, isyanın hatta derslerini burjuvazinin çıkardığını ama sonuç çıkarmadığını söylediniz. Ben de zaten aynı şeyi biraz önce söyledim. Evet. Bu tamamıyla doğru. Eğer bir sosyal mücadeleden, deneyden sonuç çıkaramıyorsanız, o zaman günübirlik bir mücadele içindesiniz demektir. Ve bana göre sol bu günübirlik mücadeleden bir türlü çıkamadı. Çünkü bir şablonu var, işçi sınıfın öncülüğü de devrim olacak. Hele 1920'lerde ne kadar işçi sınıfı vardı ki, şimdi biz 15-16 Haziran'ı önemsiyoruz, altını çiziyorum. Fakat bu örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin o zamanki tezi olan sosyalist devrimin kapıda olduğunu da gösteren bir şey değil yalnız. Yani bir uçta diye eleştiriyorsam öbür uçta da tipim bu yaklaşımla eleştiriyorum. Oysa mesele işçi mücadelesinin, işçi sınıfı mücadelesinin demokrasi mücadelesi açısından önemini görmekti. Gelecek olan devrim için değil, demokrasi mücadelesi için. Fakat bu böyle olmadı. Bu işte strateji tartışmalar içerisinde 15-16 Haziran'ın demokrasi mücadelesi açısından önemi de göz ardı edildi. Sonuçta dendi ki, bak bulduk, işçi sınıfı varmış işte. Var da ama o ne için var? Ne için var? Bu sorulmadı. Oysa CİSK bir bakıma bunu bütünüyle, yani şimdi 1980 darbesine kadar bir bakıma siyasi parti gibi tırnak içinde söylüyorum. Siyasi parti tırnak içinde söylüyorum. Üstlendi ve yalnızdı. Oysa onun çevresi aydınlarla, diğer sol güçlerle çevrelenmeli ve demokratik bir halk muhalefeti hedefiyle örgütlenmeliydi. Öyle sosyalist diyelim falan filan değil. Ama bu gerçekleşmedi maalesef ve sonuçta da 1980 darbesiyle her şey yok oldu. Yani yok oldu, örgütler yok oldu. Deney hala duruyor orada. Ama bu deneye kaç kişi bakıyor bilmiyorum. Çünkü örneği demin söylediğim gibi Gezi olaylarıdır. Geziye de mitolojik bakılıyor. Her karşıtlık zaten onu yenmek isteyen taraf üzerinde öğretici, eğitici olur. Ama kendi hareketimiz aynı etkiyi bırakmayabilir. Ben bunun daha derin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü biz bir tarafız. İşçilerin, gençlerin haklarını savunan bir tarafız. Ki buna o zaman askerler de bir şekilde dahil edilmiş. Askerleri birey olarak, orduda çalışan bireyler olarak düşünüyor. Ki bu düşünmeyi daha sonra öğrendim. Orduyla askere birbirinden kavram olarak ayırmayı daha sonra öğrendim tabii ki. Ama o durum karşı güç olduğu için onun ders alması daha kolay. Nasıl ki biz de karşımızda sürekli bir saldırı gördüğümüz için o saldırıya karşı nasıl savunmak gerektiği konusunda bir ders aldıysak. Ama kendi eylemlerimizi
geliştirerek büyütme konusunda tarih aldığımız açısından eksiyiz. Bana çok tuhaf gelen şey, bugünden bu yana hala Türkiye solunda da dünya solunda da iktidar meselesi, yani kendi programınızı uygulatmak için önce iktidar olmanız gerekir. Bunun hali alınmaması, herkesin hani kendi bahçesinde, kendi kulvarında öne çıkma çabası içinde olması ve bunun sol hareketin işçi kesimiyle bütünleşmesi açısından da bir zaman o beklenen gücü ortaya çıkartamadı. Yani. Bakın, dünya yeniden kriz içinde ve bu kriz devam edecek, şu anda devam edecek. Onun için yani bizim gibi insanlar hepimiz bence sorumluyuz ve bu sorumlulukları da görmek zorundayız ve doğru değerlendirmeler yapmak zorundayız ve sürekli kendimizde hiçbir suç yok da hep karşımızdakiler kötü şeyler yapıyor diye düşünmemek zorundayız. Bizim görevimiz kendimizi güçlendirmek çünkü. Ha, şunu da söyleyeyim ki, işçinin içerisinde ben ikinci kuşağım. Üçüncü yok çünkü işsiz çok. Etrafımda işsiz, hepsi işsiz. Çocuklar işsiz. Şimdi üçüncü bir kuşağı nereye, hangi sanayide, hangi şeyde çalışacak ki? Evet. 15-16 Haziran'ın en temel noktası bir şeyin yapılabilirliğini göster. Belki buradan Gezi'nin de varlığı aslında böyle birden spontan bir şeylerin yapılabileceğini gösterdi. İkisinin de belki ürkütücü yanı bu oldu sisteme. Ve de bugün için sendikaların gerçekten ders alacağı ve de yorumlayacağı, yeniden okuyacağı bir harekettir. 15-16 Haziran. Bir devrimin olabileceği. Yani böyle bu çok uzun bir şey. Ama bir hayalin dışında bu gücü görmek söz konusu. Yani bu insanlar Ankara asfaltında yanlayak yürüyen oldu o sıcakta. Çıkıp yani şeye kadar, Kadıköy'e gelenler de oldu. Kadıköy, yani bütün buna baktığımız zaman gerçekten bir şeyin yapılabileceğini ve bunun bir hayal olmadığını, bir ütopik bir hayal olmadığını hissetti. Şanlı ve neşeliydi. Çok güzel. Yani Kanlı Pazar gibi, ondan sonra 77 ya da 8'deki o Şişli Durağı'nda öldürülen Türkiye İşçi Partililere yaptığımız yürüyüş gibi değil de, o bize umut veren ve saldırı yanını görmediğim bir hareket. Evet. Dolayısıyla yani, önemi orada. O aslında, onlar beni oradan soğutmaya çalıştılar. Görürler. Fakat işin tersi ben o yolda iyice de keskinleştim. Ve dönmedim de. Dönmeyeceğim de. Son nefesime kadar da aynen devam ediyorum. Teşekkür ettim Ali Bey.